bugünkü videomuzda. Elektroniks. Elektroniks süper siklon modeli olan elektrik süpürgesinin sökümünü yapacağız. Ondan sonra içini temizledikten sonra geldiğimiz gibi toplayacağız. Eğer motor da arkadaşlar biri dağınıklığı efendim ne bileyim yanıklık falan yoksa geldiğimiz gibi toplayacağız. Yanıklık varsa motorunu değiştireceğiz. Öncelikle şunu da bu arada kanalımıza abone olmayı ve like atarsanız sevinirim. Şimdi sökümcüye geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar bunu şimdi arkadaşlar zaten bunu ilk size göstermiştim. Kapaklar, plastikler yıkanacak. Bunları aldık. Öf, bak. Kötü. Bende bir tane filtre var arkadaşlar. Ben onu takarım. Şimdi bunun için keçe yoksa eğer. Rahatlıkla sökebiliriz. Filtreyi size göstermiştim. Bakın filtre ömrünü tamamlamış. Bu HEFA 12. Filtreyi bir kenara koyalım. Çünkü bende var arkadaşlar. Ha bu arada. Ey Allah'ım ya. Siz bunun hem kablosunu uzatmışsınız hem kablosunu kesmişsiniz. Hem de içi dolu bir şekilde gelmiş bana bu. Şimdi. Şunu bir açalım. Sonra hazneyi çıkartalım. Tamam. Hazneyi çıkarttık. Arkadaşlar. Vallahi bak şimdi burada daha beter bir şey çıkacak ama bir şey demek istemiyorum. Bu nasıl çıkacak şimdi? He, anladım. Allah seni belanı ki ben. Aman yarabbi. Bakın. Bunların hepsini yıkanacak. Öf. Allah yarabbim ya. Böcek yuvasına dönmüş hiç. Şimdi bu nereden açılıyordu? Şuradan mı? Yani şurada bir tırnak yeri var. Ha, aynen burada tırnak yeri var. Bu tırnakla artık bir kapağı açacağız. Sonra bunun için, hatta bunu ben içini boşaltayım yenisi arkadaşlar. Boşalttıktan sonra döneceğim size. Boşalttık. Şunu da söyleyeyim size. Böcek yutturmuşlar ya. Yalnız boşaltırken de biraz şey yani biraz nem bir şey çektirilmiş buna. Bir de şurada bezimiz var. Bunu çıkartalım. Takabilirsek takarız, takamazsak artık bu filtrenin aynısından bir tane daha alacağız. Elektrolüksler zaten hep tork 20 kullandığını ben zaten tahmin edebiliyorum şu an. Bakıyorum şu an. Oo, her yer vida dolu. Şimdi iki tane üstte var. Ondan sonra başka nerede var? Şimdi şunu alacağım arkadaşlar. Diye de şuradan. Tamam. Tork 20 ile sökmeye başlıyoruz. Yalnız toplanışta arkadaşlar bunları takmam ben. Bunları takılışı zor çünkü. Böyle normal bildiğimiz vidalar takan ben buna. Bunun içinde biraz kablo var aslında arkadaşlar ama tam olarak var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi iki üsttekini söktük. Sonra şunu kaldıralım. Aa, pardon. Oo. Şurada var. Bunu oraya ulaşmak için ise bunu şuradan çıkartmam lazım. He, anladım. Şimdi bu etli üçüncüyü daha nereye koydum ben? İki tane de tutma sapının hemen o orada var zaten. İki tane burada var. Motorunu gördüm arkadaşlar ama motorun ağzını gördüğüm için yani net yorum yapamam şu an. Burası boş mu? Yok. Arkadaşlar sanırım bunu daha önce sökmüşler. Çünkü bakın burası boş dönüyor.
Sonra bunu kaldıralım. Aynen. Öf arkadaşlar çok kötü kokuyor. İnce 100 ton bir de arasını sokarak bu plastiği kaldıracağız. Söktük arkadaşlar. Evet. Ama dur şimdi bir dakika. Bordun bir yerden çıktı artık. Arkadaşlar çok kurcalamışlar. En gıcık olduğum yer şu ya. Şu orijinal makara bu bak orijinal. Bu orijinal makaranın tanesi 200 lira. Söylüyorum. Yani eğer çok zenginim, çok param var diyorsan ya heh, bu makaranın içini et. Ama ben fakirim diyorsan ya bu fişi kesmeyeceksiniz kardeşim. Hepsi o kadar. Oo, her yeri kirlenmiş bunun ya. Şimdi bir bakalım. Şimdi kaç tane vize var burada? 1, 2, 3. 3 tane var. Yok ya 3 tane olduğunu sanmıyorum ben ya. Kaldırayım. Bir altına bakayım. Yok 3 tane varmış. Üç vidayı da söktük arkadaşlar. Başka yok diyecektim de bir tane daha varmış. Ta dibe kadar bir tane gözden kaçmışım. Arkadaşlar sizde bu süpürgeler varsa eğer biraz yani enatlarda falan vidalar oluyor. Yani onları asla atlamayın. Şimdi bu kartımızı çıkartsam mı bilmiyorum da çünkü yok ya komple çıkartalım. Şimdi bütün yukarı söktük. Şurada tırnaklı şey var. Hele şükür. Şimdi bunu gayret. Evet. Elektrolükleri çok beğeniyorum arkadaşlar. Şimdi minimum maksimum olsa burada da şey var kart var. Şimdi bunlar. Şimdi biz motor sökmeye devam edelim. Bu arada makara yıkadı gelmişken nesi var? Arkadaşlar hepsini beklerdim. Bunu beklemezdim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bak. Bu nedir? İnşallah tam 9 metredir ya. Yani eğer buna bir tane şey ayarlarsak, eğer kafa ayarlarsak bunu eyvallah çalışır hale getireceğiz. Bunu nasıl sökebiliriz peki? Neyse ya. Biz motoru sökelim de bari. Oha bu ne ya? Arkadaşlar. Ha işte. Bunlar ne böyle? Oo kömürler bitmiş arkadaşlar bunun bitmiş. Kömürler bittiği için de bu gelmiş geçmiş en büyük motoru ya. Vallahi billahi şu hale bak. Arkadaşlar bunun boyutu şeyle birebir aynı. Boş profil oluyor ya. Onlar bir de büyük motorlar oluyor. Onun motoruyla birebir aynı. Hadi çıkardık.
Ben diyorum ki süpürgeyi çok ağır diyorum ya. Şunu çıkartalım. Aa, kart düştü. Çok güzel. Tamam. Oğlum bu çok ağır ya. Nesi var bakalım bunun? Elektrolüksün motoru şu an. Aha. Abo. Arkadaşlar. Bunu ilk defa görüyorum. Bak. Şimdi kamera için biraz daha yaklaştıracağım. Görüyorsunuz değil mi? Bakın çeviriyorum. Şimdi bunu genelde neden yapar? Onu da açıklayayım size. Siz süpürgenizi eğer dinlendirmediğiniz zamanlar süpürmeyi devam edersiniz eğer veya arkadaşlar motor şey yapacaktır ısınacaktır. Olması gerekenden fazla ısınacaktır. Yani kolektör iki katı daha fazla ısınacaktır. Bu ne yapıyor? Kömürleri ufaktan yemeye başlıyor. Bitiyor. Ondan sonra dipteyken bir anda ya da bunu artık kömürlerin şey oldu büyük ihtimalle dipten bir bakır tel bağlı oluyor genelde bunlarda. O büyük ihtimal saldı onu. Hiç parçası komple değişecek. Kaç wattlık bu? Tahmin ettiğim gibi 2200 wattlık. Arkadaşlar bunu yani eğer bu şekilde çıktıysa eğer hiç uğraşmayın, tamam mı? İki seçenek var. Sıfır ile değiştirin ya da bunu bobinaj diye verin. Çünkü bu kolektör düzeltmeniz çok zor. Üzgünüm. Ama sırf bu elektrolik için arkadaşlar, tamam mı? Toplanışını yaparım. Şimdi bunun motor gitmiş. Kolektörün bir parçası da kalkmış, yuvasından çıkmış yani. Bu sizin anlayacağınız söyleyeyim, patlamış. Tamam, o zaman biz de artık ikinci yıl olaraktan bir motorumuzu tamir edeceğiz. Onu da buna takacağız. Bunun pervanesi mi büyük yoksa motorun kendisi mi büyük? Oo, iki kat daha büyük motor koymuşlar. Arkadaşlar bu çok elektrik aracı, haberiniz olsun. Öf, bu kadar da beklemiyordum. Evet arkadaşlar. Geldiğimiz gibi toplayacağız. Şimdilik bunu kullanacağız. Ondan sonra motorunu değiştiririz. Şimdi burada dursun bakalım. Kutuya bakalım. Arkadaşlar bakın temiz. Görüyor musunuz? Ben bunu ilk söktüğümde çok acayip tozluydu. Önce motor tutacağını takalım. Kauçuk lastiğin yani. Ondan sonra şu iki kabloyu motora takalım. Şu bir. Şu iki. Arkadaşlar makarayı da düzelttim bu arada. Bu arada fiş taktım. Şimdi motoru da şöyle oturtturalım. Nihayet ya. Şimdi seni şöyle takacaktık biz. Kablo buradan çıkış yapacaksa eğer. Şimdi aynen doğru. Şimdi gövdeye bakıyorum arkadaşlar. Aynen. Burada büyük bir şey var. İleri doğru şuraya oturtulması için bir çukur var. Bu da oraya gelecek şekilde takacağız. Şimdi arkadaşlar kartı takmadan önce kartımızı takacağız. Ondan sonra da makarayı takacağız. Bir parça lazım bana. Heh, şuradaymış.
Bu parça kırılmaması lazım. Şimdi şunu alalım. Ha, şurada raylar var zaten arkadaşlar. Bunun raylarını oturtacağız. Daha fazla giriyor mu? Yani girmesi lazım. Bakayım. Yok. Burada duruyor. O zaman buraya kadar geldikten sonra makarayı takalım. Şu parçayı da bir kenara koyalım. Makara da orijinal bu arada. Şimdi düğme burada tepede ise şimdi makara deneyelim arkadaşlar. Allah Allah. Şu iki tırnakları. Şimdi bunu oradan geçirmek için arkadaşlar fiş tekrar sökmem gerekecek. Ben bunu yaptıktan sonra size geri döneceğim. Evet arkadaşlar, bayağı uğraştırdı beni ama oldu. Şimdi bir daha deneyelim. Nerede? Heh. Tamam, sarıyor arkadaşlar. Ondan sonra buraya kadar geldikten sonra şu kabloları doğru düzgün yerine yerleştirelim. Ondan sonra buradan geçirmelik bir yer var. Sonra şuradan geçiriyoruz. Makarayla motoru, motor diyorum ya. Şunu da şimdi max ile minimum var. Off düğmesi vardı burada. Şu burada, ha, buraya aitmiş. Boşta, tamam. Okey. Basalım. Güzel. 10 numara. Ha, buraya kadar geldik ya arkadaşlar. Şurada bir deneyelim. Ya Allah. Arkadaşlar anakart da sağlam çıktı. Biz bunu ters mi taktık acaba ya? Arkadaşlar kartı ters çevirmek gerekiyormuş. Bunun da bir milimetrelik ayarı olduğu için yani biraz size zahmet uğraştıracağı için dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Şimdi bir daha deneyelim. Hata olmasın. Şimdi bu nerede? Off yerinde. Allah'tan bakın arkadaşlar makarası sağlam çıktı. Diğerleri gibi kesik çıkmadı. Evet, hadi bakalım. Sen de gel bakalım şöyle. Şimdi bunu görmek için ise ayağa kalkmam lazım. Şimdi
Arkadaşlar eğer sizin de süpürgenizin şu düğmesi plastiği sıkışırsa buraya makine yağı sürün. Hemen düzelecektir. Şimdi arkadaşlar hazneyi yıkadık. Filtrelerin hepsini yıkadığımız için kurumadan takamam. O yüzden kurumasını bekliyorum. Ondan sonra takarım. Arkadaşlar süpürgeyi topladık. Bu arada filtre de taktık. Bende idare miktarda bir filtre vardı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ama bunda açma kapama düğmesi yerine şey var, çevirme var. Abi çok sessiz. Evet arkadaşlar. Elektroksijen tamiratı bu şekildeydi. Evet arkadaşlar, süpürgemizi hallettik. Fakat evi süpürürken tabii ben bunu şey ettim arkadaşlar, motorunu değiştirdim. Buna sıfır motor taktım. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunu bakın şimdi. Bu kapakta değişik bir arıza çıktı. Ne oldu biliyor musunuz? Bu kapanmıyor bir türlü. Oturmuyordu. İki saat hep böyle serbestti bu. Şöyle iki vida takarak bunu yani kitlene bir araya getirdim. Bakın şu an açılmıyor. Zorlarsam kırılır. Bir de arkadaşlar şimdi eski filtresi ile yenisini göstereceğim. Bakın bu eski filtresi. İşte bu da yeni filtresi. Ve süngerin yıkanmış hali. Arkadaşlar. Tabii ben bunu değiştireceğim tekrar. Neden söyleyeyim size? Bu artık bu da patlayabilir vaziyette. Her an patlayabilir. Bakın içi temiz. Bu ilk geldiğinde full tozdu. Contalar bile tozdu. Hepsini sildim, temizledim. Şimdi bunu takarken arkadaşlar iki tırnağa bastıracağınız yerine bu kapağı komple bastıracaksınız. Yani şöyle avuç içiyle bastıracaksınız. Bu şekilde kapanacaktır. Evet arkadaşlar, videomu beğendiyseniz de beğenme, like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmalısınız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın ve bir sonraki tamir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.